araya getiren neşeli bir sokak karnavalı var. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı. Keşke her gün böyle karnaval olsa. 4'ü, 5'i, 6'ı, 7'si olarak otellerimiz şu anda dolu. Yani, hatta çevre illerde bile otel bulmakta zorluk çekiliyor. Hatay, Mersin, Osmaniye bölgelerinde. İlk defa bir meyve süsleme aracı olarak kullanılıyor. Narinciye dostluktur. Bu festival çok güzel. Narinciye festivaldir. Narinciye Mersin'dir. Mersin Narinciye. 2014 yılının turizm sektörünün 34,5 milyar dolarlık turizm gelirinin dolaylı katkıyla beraber Türkiye ekonomisine 130 milyar dolarlık bir katkı yarattığını görüyoruz. Merhabalar. Markalaşma ve kentlerin zenginliği. Hayal bilgiden, rüyalar gerçeklerden daha güçlüdür. Yıldızlara uzanın. Belki ulaşamazsınız ama inanın yükselirsiniz. Hayalin bilgiden, rüyaların gerçeklerden daha güçlü olduğuna inanan, yıldızlara ulaşmak için hayallerinin peşinde koşan iki değerli konuğum var. Değerli hocam, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ana bilim dalı öğretim görevlisi ve geçmiş dönem dekanısınız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım. Çok teşekkür ederim. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ve sizlerle birlikte olmaktan mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Çok sağ olun. Gazeteci, yazar, televizyon programcısı, sevgili meslektaşım Fatih Alkar. Nasılsın? İyi misin? Çok teşekkürler üstadım. Sağ olun. Bizi davet ettiniz. Gerçekten çok naziksiniz, duyarlısınız. Çok teşekkür ediyoruz. 21 Ağustos 2019 tarihinde çok önemli bir birliktelik yaşamıştık. İki dönem burada SİAD'ın başkanlığını yapan, ailesinden gelen dondurmacılık mesleği olan sizin de girişiminizle Mersin limonu ve limonatası üzerine hareket edip projelendirdiğiniz limonata ve dondurma Merlin ve Mersin adlarında. Bunu dünya markası haline getirmesiyle ilgili önemli bir çalışma içerisinde olduğunuzu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nın da bu konuda gereken desteği verdiğini biliyorum. Bu proje ne oldu? Hangi aşamada? Nasıl? Evet, çok teşekkürler. Tekrar bizi duyarlılığınız ve Mersin sevginizden hareketle davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Seyircilere iyi akşamlar diliyoruz. Tabii konu çok uzun ve derin bir konu. Aslında pandeminin tırnak içerisinde pek çok konuyu, pek çok gelecek anlamında hayalleri engellediğini ya da Mersin'de bu tür yatırımların gerçekten çok kolay olmadığını söylemekle sohbetimize başlamak istiyorum sevgili üstadım. Çünkü Servet kardeşimiz burada bir takım destekler bekledi. O desteklerin olması halinde Mersin'e yatırım yapacağını ifade etti. Çünkü 50 yıllık bir aile orada şu anda Aksaray'da organize sanayi bölgesinin içerisinde o işlerini yapmaya devam ediyorlar. Ama Mersin'e bir iş insanının gelebilmesi, fizibilite gibi çalışmalarını yapabilmesi gerçekten önemli bir konu.
Dolayısıyla belediye başkanları dahil olmak üzere Erdemli gibi ya da Silifke gibi o tür ilçelerimizde yatırım yapmak için çabalar gösterdi. Buradan da selam ediyoruz Servet kardeşimize. Gerçekten bunun, bu ortamın olamaması ya da yapılabilirlik anlamında sıkıntılardan dolayı ne yazık ki bu devam edemedi. Öyle söylemek istiyorum. Ama bu arkadaşımız yine Mersin'i seven, Mersin'le ilgili bu tür projelerin olabilmesi için kendisine destek olunduğu zaman onun gibi pek çok arkadaşımız var olduğuna da ben inanıyorum. Servet Özkaya gibi arkadaşlarımızın. Çünkü iş insanları kar düşüneceklerdir haklı olarak İbrahim abi. Bu anlamda bu çalışmaların içerisinde olması için desteklenmesi gerekiyor. Pek çok şehirde bunu görebiliyoruz. Bursa'da, Antep'te, Kayseri'de görebiliyoruz. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın desteklenmesi halinde Mersin markası, ki kolonyayı da konuşacağız, sizinle paylaşmıştım. Bu arkadaşımız bir destek aldı üniversitemizden, Mersin Üniversitemizden ve Mersin kolonyası adı altında kolonya üretiyor. Demek ki destek verilirse, maddi manevi yapılabilirlik anlamında katkı sunulursa bu tür arkadaşlarımız Mersin'e geleceklerdir. Ama şu anda hem pandemi hem de yaşanan yapılabilirlik sıkıntısının getirmiş olduğu bir sıkıntı var diye belirtebilirim. Ama aile şirketleri orada devam ediyor ve limonun her türlüsünü, çileğin, dondurmanın ki sizinle tatmıştık, onları üretmeye ve pazarlamaya, özellikle İstanbul pazarında pazarlamaya devam ediyorlar. Menton. Evet. Fransa'nın İtalya hemen sınırındaki küçük bir kasaba. 1933'ten beri 88 yıldır limon festivali düzenliyorlar. Ve bunda oldukça başarılılar. Şubat-Mart aylarında her yıl yapılıyor. 200 binin üzerinde bu süre dahilinde konuk ağırlıyorlar. Portakal Çiçeği Festivali sadece Adana değil, çevre iller Mersin, Osmaniye ve Hatay ve İskenderun'da, çevre il ve ilçelerde de otellerde yer bulunamadığını 3-4 gün sürüyor çünkü bu karnaval. İnanılmaz farklı boyutta faydaları var. Mersin Narenciye Festivali uluslararası bir festival. Pandemi nedeniyle de şu anda bir farklı boyuta geldi. Sevgili hocam, 221 kilometrelik düzgün kıyısı sahili olan ve kumsalı, böylesine kumsalı bir başka yerde, Balkan ülkelerine yarasılayamayacağımız, toplam 361 kilometre sahil bandı olan, tarihi geçmişine baktığımız zaman Anamurcum kenti başlı başına bir yer, Uzunca Burç başlı başına yer, Dana Adası 274, bir günde 274 geminin tamir bakımının yapıldığı antik bir liman. Tarsus 10 bin yıllık geçmişe sahip ve batık o liman. İnanç turizm yönünden de güçlü bir yerdeyiz. Yumuktepe, Pompei Polis, yani öylesine ki sevgili hocam, bugün için 550 turizm noktası olan bir Mersin'den başka Türkiye'de hiçbir kentte rastlamadığımız gibi dünyada da belki rastlayamadığımız bir zenginliğe sahip. Bu zenginlik sadece tarihi olarak değil, turizm olarak değil, Türkiye üretiminin, limonda bahsediyorum, %70'i Mersin üretiliyor hocam. Dünyada 7. büyük üretici ülkeyiz limonda. Şehir olarak da demek ki 8. büyük ülke olabiliriz. Evet. Yani. Türkiye'de Mersin markalaşma yönünden baktığımız zaman gastronomi konusunda da çok önemli değerlere sahip. Sadece limon, limonata değil, başka üretilenler itibarıyla bir balıkçı kenti. Markalaşma nedir? Şehirlerin markalaşması nedir? Buradan kent zenginliği dediğimiz zaman ne akla geliyor? Evet, davetiniz için her şeyden önce çok teşekkürler, sağ olasınız. Yine güzel bir günde bizi programımıza aldınız. Seyircilerimize de içtenlikle bizi izledikleri için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diyoruz. Markalaşma tabii günümüzün en önemli kavramlarının başında geliyor İbrahim Bey. Yani üretmek çok önemli. Fakat üretilen ürünlerin tüketiciye ve global eksende bir marka
altında, güçlü bir marka altında pazarlanabilmesi olayı bambaşka boyutlara taşıyor. Marka demek ürünlerin güvenilirliğinin artması demek. Çünkü insanlar satın aldıkları markanın arkasında güçlü bir organizasyonun, güçlü bir kurumun, güçlü bir yapının varlığıyla o ürünleri tüketme tercihlerini, özellikle de gelir düzeyi yüksek ve katma değerli ürünlere katma değerli fiyat ödemeye hazır tüketicilerin bu tür güvenlik ihtiyaçlarını da karşılayan çok önemli bir iletişim aracı esasen. Bunu da en net günümüzde bir Apple telefonla, isim vermek istemiyorum, en pahalı cep telefonu diyelim, en pahalı cep telefonuyla o aynı özelliklere sahip marka olmayan bir cep telefonu arasındaki fiyat farkını da görebiliriz. En pahalıya satılan cep telefonunun bugün markasının piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaşmış durumda. Bugün bizim borsamızdaki en değerli 20 markanın toplam borsa değeri 450-500 milyar TL civarında. Bu da yaklaşık olarak 50 milyar dolar civarında bir rakama tekamül ediyor. Yani tek bir firma, dünyanın en pahalı telefonlarını satan markanın pazar fiyatı, bugün şirket fiyatı, borsa fiyatı 2 trilyon dolara ulaşmış durumda. Bizim borsamızın en değerli 20 markasının, firmasının toplam değeri 100 milyar doları bulunuyor. Hatta onun yarısı kadar. Şimdi bunlar tabii global düzeyde marka olmayı başarabilmenin inanılmaz büyük karlı sonuçlarını yaşıyorlar. İnsanlar bu markayı taşımak için normal bir telefona verecekleri fiyatın 4-5 katı bir fiyat verebiliyorlar. Az önce vurguladığım birçok da farklı psikolojik faktörler de var. İşte dünyanın en değerli ürününü taşıyorum demek için insanlar ceplerinden ekstradan para çıkartıyorlar. Bunlar toplamda ne yaratıyor? Basit bir örnek verelim. Biz bugünlerde, hatta geçenlerde bir oturumda yine Fatih Bey'le limon fiyatının çok iyi olduğundan bahsettik bugünlerde. Şimdi ben de dedim ki arkadaşlara, eski fiyat çok kötü olduğu için, 1 liraya satıldığı için tarladan çıkış fiyatı, hatta 50 kuruşa. Bugünlerde 2,5-3 liraya tarladan bahçeden çıkış fiyatı olunca hepimiz çok mutlu oluyoruz ya, çok iyi fiyattan limon satıyoruz diye. Bu konuşmanın üzerine merak ettim, 1 litre limonatayı ülkenin en büyük limonata üreticisi kaça satıyor diye. Bir marketin internet sitesine girdim. 1 litre içerisinde besleyici limon ögesi bulunmayan limonatanın satış fiyatı 5 lira 25 kuruş olarak çıktı karşıma. Şimdi o fabrikayla ilgili belgeselde yılda 200 milyon litre ürün ürettiği, sadece limonata değil tabii, işte kitle üretimi yapan, suya limonata tadı verip satılan bir sistemde inanılmaz bir zenginlik çıkıyor ortaya. Sadece o limonata markasını birinci ligdeki bir takımın ön cephesindeki reklam olarak verebilecek kadar da güçlü bir satış hacmi yakalıyor. Yani çok büyük ihtimalle bizim %70'ini ürettiğimiz limonun toplam katma değeri kadar o fabrika, Türkiye'de üretim yapan o fabrika büyük ihtimalle tek başına bizim bütün çiftçilerimiz kadar limonatadan para kazanıyor. Ve biz Mersin'de bir limonata markası çıkartmamanın yıllardır Fatih Bey'in öncülüğünde tartışmalarını yapıyoruz. Katma değer neden önemli? Marka neden önemli? Zannedersem bu çarpıcı rakamlar bize çok güçlü bir şekilde mesaj veriyor. Ve bugün baktığımız zaman ne yazık ki ülke olarak da bizim katma değerli marka ürünler üretememenin çok büyük sıkıntılarını yaşadığımızı görüyoruz. Yani 2020 yılında özellikle dolarda yaşadığımız sert devalüasyondan sonra beklediğim rakamlarda açıkçası. Çünkü zaten 2018'lerde, 2019'larda ihracat rakamlarımızın dolar bazında kilogram fiyatının düşmeye başladığını gözlemlemeye başlamıştık. Benim yakından takip ettiğim bir göstergedir. 2020 yılında bizim kilogram başına ihracat rakamımız 1 dolar 9 sente düşmüş durumda.
Yani biz 180 milyar dolarlık ihracat yaparken bu 180 milyar doları elde edebilmek için 165 milyar kilogram ürün satmak zorunda kalan bir ülke durumundayız. Tam tersine de ithalatımızı ortalama 4,5 dolardan yapıyoruz. 4,5 dolar, yani 1 kilogram ihracat yapmak için yaparak 1 dolar para kazanırken 4,5 dolar para veriyoruz ortalama ithalat rakamlarımıza. Bunlar nasıl yansıyor bizim ekonomimize? Bakın, Türkiye 432 ton demir satışından elde ettiği gelirle 1 ton ilaç alabiliyor. Bakın, 432 ton demir, çelik ihraç ediyorsunuz demir satışından. 2612 tır çimento satışından elde ettiği gelirle 1 tır bilgisayar alabiliyor. Bakın, 2612 tır çimento'nun ihracatıyla 1 tır bilgisayar satın alabiliyoruz. Ve 1 tır domates satışından elde ettiği gelirle de sadece 7 kilo domates tohumu satın alabiliyor. Şimdi esasen baktığınız zaman inanılmaz çalışan, inanılmaz üreten bir ülkede yaşıyoruz. Genç bir nüfusu var. İnanılmaz sayıda baktığınız zaman fabrikaları da var. KOBİ'leri var. İnanılmaz rakamlar dönüyor ortada. Ama bunlar ne yazık ki dünya piyasasında para eden rakamlara dönüşmüyor. Mersin de aynı sıkıntıdan payını alıyor ne yazık ki. Yani sadece Mersin'e özgü bir sorun değil. Biz tabii örnekler veriyoruz. Yani limonatayı Türkiye'deki X bir marka üretiyor. Ama bizim mücadele etmemiz gereken tabii ülkemizde limonatadan para kazanan o firma değil. Başarılı olsun. Umarız ihracatçı da olur. Ülkemize limonata üzerinden. Dolarlar da tabii dolar da kazandırır. Yani bizim onunla bir derdimiz yok. Bizim rakibimiz o değil. Biz sadece örnek olarak veriyoruz onu. Yani başarılı olmasını canı gönülden isteriz. Keşke. Bir şey ekleyebilir miyim? Lütfen buyurun. Bir şey eklemek istiyorum İbrahim abi. Şimdi bizim tek mücadelemiz şu. O Bursa firmasının ismini vermeyelim. O Bursa firması şu anda harıl harıl reklam veriyor Ramazan münasebetiyle. Ve herhangi bir bakkala, herhangi bir markete gidelim. Mersin'de de limonata üretiliyor tırnak içerisinde. Ama o marka ön planda, o marka daha çok satıyor. O markanın bütün ulusal kanallarda, yaygın medyada reklamı var ve bir marka değer İbrahim abi. Bizim bütün söylemek istediğimiz bu. Elbette bir emek vardır, bu kentte bir şeyler yapılıyor. Ama eğer o Bursa ürünü gibi, hocamın hep söylediği gibi Bursa Spor'a eğer sponsor olamıyorsa, eğer ön plana geçip yaygın medyada büyük büyük reklamlar verip bizim medyamızı tırnak içerisinde zenginleştirmiyorsa, katkı sunmuyorsa, bence o markanın çok daha fazla çalışması gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hocam. Kesinlikle. Evet, mesele bu gerçekten. Yani Mersin'in, ben bundan bir hafta önce bizim tabii Mersin'in marka değerlerini tanıtma derneğimizin genel kurulundan sonra Atatürk Anıtı ziyaretimiz ve çelenk törenimiz vardı. Orada da söylediğim bir dile getirdiğim bir nokta vardı. Bana göre Mersin bir marka kent zaten. Yani Mersin marka kent midir sorusu sorulur yıllardır bu şehirde. Bugün Mersin diye girdiğiniz zaman Google'a karşınıza yüz binlerce Mersin'le ilgili haber çıkar, hit çıkar, web sitesi çıkar. Mersin dünyanın en önemli uluslararası ihracat limanlarından bir tanesine sahip. Akdeniz'in en önemli limanlarından bir tanesine sahip. Mesele bizim bu değerlerden daha çok katma değeri, daha çok istihdamı, hem ülkemiz için hem Mersin için daha çok geliri nasıl yaratabileceğimizin sorusunu cevaplandırmamız. Yoksa bugün Mersin'i bilmeyen yoktur Akdeniz çanağında. Yani küçücük, atıyorum, Fas'ın, Cezayir'in kentlerini bile biz biliyorsak, liman kentleri olmamasına rağmen. Bugün Mersin çok aynı zamanda stratejik bir noktaya sahip. Liman olarak. Büyümekte olan bir limana sahip aynı zamanda. Ve bu özelliğiyle de bölgede
ülkemiz açısından da stratejik öneme sahip bir kent. Ama bizim bu sahip olduğumuz en büyük esasen avantaj. Çünkü de direkt hemen limanımız var. Burada ürettiğiniz her ürünü dünyanın dört bir köşesine bir Gaziantep veya Kayseri'ye göre çok daha avantajlı bir rakama ihracat etme şansınız var. Çünkü orada üretilen ürünlerin Mersin'e taşınma maliyeti var. Taşınırken kaybettiği veya başına gelebilecek riskler var. Şimdi bunların üzerine de bizim inşa edebileceğimiz çok önemli özellikleri var esasen. Ama baktığımız zaman Mersin'in sahip olduğu inanılmaz tarım potansiyelini ve inanılmaz turizm potansiyelini sahip olduğu bu avantajlarla bir araya getiremediğini görüyoruz. Dernek olarak da bunu yapmaya çalışıyoruz. Akademisyen olarak da hem dekanlığım boyunca hem de her zaman bir akademisyen olarak da turizm eksenli çalışmalarımın hepsi Mersin'in ne kadar değerli bir turizm kenti olduğu üzerinedir zaten. Yani ben Mersin'den bahsettiğim zaman da yıllardır, 10 yıllardır hatta mutlaka Adana ve Antakya'yı da bir hinterland olarak turizm bölgesi olarak tasarlarım. Yani burada tabii değişik yatırımlar yapılıyor. İşte atıyorum Büyükeceli'de yapılan nükleer santralden dem vuruyoruz mesela. İşte atıyorum Ceyhan'da yapılan enerji yatırımlarından bahsediyoruz vesaire falan. Bunlar yapılıyor. Yani devletin aldığı önemli yatırım kararları bunlar. Bunları engelleme şansımız yok. Ama bizim az önce vurguladığımız gibi 361 kilometrelik bir sahil bandımız var. Büyükeceli'de toplasan 5 kilometrelik bir sahil bandının nükleer santrale dedikasyonu var. Yani adanmışlığı var. Fransa'da yani hani nükleer santral karşısı bir insan olarak da konuşuyorum bunu söylüyorum. Ama yapılıyor. Yani buna kafayı takmamak gerekiyor. Yani suçlu hakemler, Fenerbahçeliyim oradan biraz şeydi. Suçlu hakemler deyip ondan sonra şampiyon olamıyoruz falan filan. Ya suçlu nükleer santral değil. Yani nükleer santral olduğundan... Sevgili hocam suçlararsanız çok tabii. Bir Galatasaray olarak bizim suçlumuz Fenerbahçe. İşte evet. Bizi yeniyorlar. Evet yani şimdi bunları aşmamız gerekir. Bunları bu moral vermeye çalışıyoruz insanlara. Yani bunlara takılmamamız gerektiğiyle ilgili sürekli söylemler geliştiriyoruz ve bunların üzerine inşa edilecek stratejiler geliştirmemiz gerekir diyoruz. Yani biz nükleer santrali unutarak devlete gidip turizmle ilgili ne elde edebiliriz? Bunun kavgasını vermemiz gerekiyor. O çevreci olarak ben bu protestolara da katıldım, katılırım da. Bu benim kişisel tercihim. Olmasa iyi olur de diyebilirim vesaire falan filan. Ama bir turizm akademisyeni olarak öte yandan da Fransa'da 30-35 nükleer santral varken ve dünyanın en çok turist ağırlayan ülkesiyken bu bize bir gösterge olmalı. Yani turizm yapılıyor orada çok güçlü bir şekilde. Dünyanın 95 milyon turist ağırlıyor Fransa. 35 nükleer santrali bünyesinde bulundurarak. Bir de şey dersiniz hocam, Eyfel Kulesi'ni 30 milyon insan sadece Eyfel Kulesi'ni ziyaret ediyor. Aynen. O demir yığınını der hocam. Şimdi bunları bırak, elimizdeki zenginliklere odaklanmamız gerekiyor. İşte atıyorum St. Paul mesela. Yıllardır St. Paul'de işte ibadete açılsın. Ben 99 yılından beri bu tartışmaların içerisindeyim. Yani vaktimiz yok diye detaylarına girmemize imkan yok ama devlet bunu açmıyor kardeşim. Devlet buna izin vermiyor. Değişik sebepleri var. Ama izinle orada ibadete izin verildiğini de biliyoruz. Eğer bir tur getirecekseniz bir ay öncesinden bununla ilgili izin girişimlerinizi yaparsanız bununla ilgili izinler verildiğini de biliyoruz. Takılmayalım diyoruz. Ben suçluyu bulayım mı hocam? Buyurun. Sizsiniz. Nedenini söyleyeceğim. Evet. Siz üniversitede turizm fakültesinin ve turizm işletmeciliği ana bilim dalı hocalığını yapıyorsunuz ve geçmiş dönemde de dekanlığınız var. Bu süre dahilinde çok önemli yetkilere sahiptiniz. Bunu yapılmasıyla ilgili nereye kadar uğraş verdiniz? Açıkçası merak ediyorum. Daha farklı boyutlara getirilebilirdi diye ben şahsen düşünüyorum. Yapmış olduğunuz çok özel gayretleri de görüyorum. Evet. Bir yıl önce kurmuş olduğunuz Merkader, Mersin'in
Marka Değerlerini Tanıtma Derneği adı altında kurucu başkanlığını üstlenip ve şu anda da başkanlığını devam ettiriyorsunuz. Amacınız Mersin'in marka günleri projesi oluşturmayla ilgili de bir projenizin olduğunu biliyorum. Başarıya ulaşabildiniz mi? Ulaşamadığınızı anlıyorum. Sözlerimin hemen başlangıcında hayalin bilgiden, rüyaların gerçeklerden daha güçlü olduğunu ve sizin de hayalin peşinde koşan iki konuğumdan çılgın diyerek sizden bahsettim. Evet. Çılgınlığınızı biraz daha artırarak önce Mersin'e, sonra Türkiye'ye bunu duyurduğunuz zaman gerçekleşebileceğini ve sizin bu gayret içerisinde olduğunuzu da görüyorum. Ama demek ki gayretleriniz az. Mersin'in değerlerini hep bahsediyoruz ama Mersin'in değerlerini Mersin Üniversitesi'ndeki öğrenciler biliyor mu diye sorduğum zaman bilmediğini söyleyeceksin. Ben bunu anlar gibiyim. Mersin'in bu içinde anlatmış olduğumuz ve anlatacaklarımız ve anlatamadıklarımız değerlerini Mersin Üniversitesi'nde kaç öğrenci biliyor? Önce buradan başlamak lazım. Mersin'in içindeki Yumuktepe'yi nereye kadar biliyoruz? Pompei'nin ve Aratos'un en azından anıt mezarının Mersin'de olduğuna ilişkin gazete haberleri oldu. Aratos kimdir? Ama bunun merkezinin ve eğitim yerinin Tarsus olduğunu kaç kişi biliyor? Balık çiftliğinin Dana Adası etrafında kurulduğunu ve Dana Adası'nın da günde 274 geminin tamir bakımının yapıldığı ve dünyanın kabul ettiği antik bir liman olduğunu. Hocam, bu farkındalıkları dernek hem üniversite hem de her birimiz, biz radyo ve televizyonu olarak, İçer ve Sant TV olarak ve radyolarımız olarak hazırız. Ne zaman emrederseniz emrinizdeyiz. Yeter ki bu değerleri, bu markalarımızı ortaya çıkarabilelim. Evet. Kebap denildiği zaman Adana. Evet. Tantuni denildiği zaman Mersin. Cezere denildiği zaman ortada artık. Eskiden Mersin derdik. Şimdi Adana da bayağı güçlü oldu. En azından Adana Mersin lafını ediyoruz. Evet. Sevgili hocam, bizim konu başlığımız kentlerin zenginliğiydi. Mersin bu anlamda zengin bir kent mi? Zengin bir kentse marka kent oldu mu sizce? Yani sözlerin başında da şimdi tabii bana savunma şeyi de verdiniz, böyle suçlamalar falan da geldi. Yani dışarıda hocam, en aktif programımız böyle hocam. Ufak eleştiriye çok açık bir insan olarak. Bu arada görseller çok güzel olmuş İbrahim abi. Oradaki Mercader altındaki şey ne, onu anlamadım. Evet, yani, sorarız onu. Buldunuz, evet. Yani sürekli alanda olan ender akademisyenlerden bir tanesi olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla demek ki daha çok çalışmam gerekiyor. Öyle bir anlam çıkıyor. Tabii hepimizin daha çok çalışması gerekiyor. Evet. Çok daha etkin ve çok daha verimli çalışmamız da gerektiği aşikar. O konuda sonuç elde etmek konusunda nerede olduğumuzla ilgili detayları tabii hakemlere yükleyebiliriz. O yüzden işin kolayına kaçmadan bize yapılan suçlamaları veya şeyleri kabullenerek ben bundan bir görev edindiğimi söyleyebilirim. Bu konuda ben sizi suçluyorum. Siz de suçlamanız gerekenler, eğer adı suçlamaysa. Bence suçlamamak gerekir. Suçlama değil. Tabii. Hareketlendirmek için söylüyorum. O şekilde algılamakta fayda var kesinlikle. Vurguladığınız markalaşma konusunun ben var olduğuna inanan bir insan olduğumu söyledim az önce. Yani Mersin'in kent olarak markalaşma ekseninde bir sorun olmadığını düşünüyorum. Şimdi benim yüksek lisans tezimin giriş kısmında David heykelinden hareketle Michelangelo'ya yapılan bir atıf vardır. Michelangelo'ya soruyorlar David'i nasıl yaptın diye. David biliyorsunuz işte Floransa'da Michelangelo'nun en değerli eseri olarak kabul edilir. Yani mermere can vermiş bir heykeltıraş olarak kabul edilir. Michelangelo cevap olarak da ben Michelangelo'yu yapmadım der. Ben o taştan Michelangelo olmayanları çıkardım der. Şimdi bizim bana göre Mersin'deki en büyük sorunumuz da elimizde inanılmaz işlenmemiş, bize, bana göre, tabii başkaları nasıl değerlendirir bilmiyorum ama ben de bana göre inanılmaz değerlere sahip turizm kesinlikle ve tarım ekseninde.
Şimdi biliyorsunuz bizim RIS projemiz vardı 2007'lerde çok güçlü bir şekilde hayata geçirdiğimiz. Akabinde de 2010 yılında turizm master planı, tarım planı ve master planı ve lojistik master planlarını da ortaya koymuş bir şehir Mersin. Mersin Ticaret Odası rehberliğinde, önderliğinde. Ben lojistikte zaten mevcut şartlardan hareketle oldukça iyi bir noktada olduğumuzu ve daha da iyi noktalara gideceğimizi görüyorum zaten. Ama tarım ve turizm ne yazık ki ortaya konulan bu master planını ortaya koymuş kent olarak ve sahip olduğu az önce vurguladığınız gibi az önce tamamlayamadım. Antalya'dan çok daha değerli bir turizm kenti. Tabii. Mersin. Adana ve Antakya'yı da bu eksende bir turizm yani bölgesinin çok ilerisinde bir yer olarak tanımlarım ben. Çünkü bugün Antalya'ya gelen turisti günübirlik hemen hemen hiçbir yere götüremezsiniz. Yani Antalya Bele'ye gelmiş bir turisti en yakın Konya'ya götürüp getirmeniz bile bir günde kolay olmayabilir. Onu da yapıyorlar zaten ama Kapadokya'ya mesela bir günde götürüp getiremezsiniz. Mevcut uzaklıktan dolayı. Ondan sonra ama biz Mersin, Adana, Antakya'ya gelen bir turisti günübirlik olarak özellikle kültür turistini hem deniz, kum, güneşle buluşturabiliriz hem de Kapadokya'ya günübirlik götürebiliriz Mersin'den. Mersin'den hareketle konuşuyorum. Günübirlik Antakya'ya götürebiliriz. Saint Pierre'de hacı olabilir. Günübirlik Urfa'ya götürebiliriz. Bugün dünyanın en sıcak destinasyonlarından bir tanesi olan Göbekli Tepe'yi deneyimleyebilir. Günübirlik Adıyaman Nemrut'a götürebiliriz. Nemrut kendi başına zaten inanılmaz çekiciliği olan bir dev bir güzellik. Baktığınız zaman Kız Kalesi Kıbrıs'a götürebilirsiniz. Yani yemeğini uluslararası şeylerden itibaren deniz üzerinde alıp o tür bugün Tarsus bölgesindeki turizm merkezimizi hayata geçirmiş olsaydık 2004 yılından beri oradaki yatak kapasitemize gelecek olan turistleri kumar turizmi için Kıbrıs'a da götürebilirsiniz. Bir gecesini gemide geçirir. İşte atıyorum kasino eğlencesini yapmak istiyorsa ki belli bir yaşın üstündeki Avrupalı ve Amerikalılar da çok büyük bir adamlar pazar günü kilisesinde ayinini yapar, duasını yapar. Öğleden sonra da ayinden sonra arabasını atlar. En çok rağbet ettikleri şey Kızılderili kasinolarıdır. Amerika'nın her yerine yayılmışlardır. Orada güzel oyununu oynar, açık büfede yemeğini yer, eğlencesini seyreder, akşam evine döner. Bu kadar çok çeşitliliği sağlayan bir kentin gerçekten turizmde alabileceği inanılmaz yollar var. Tabii bir akademisyen olarak benim söyleyebileceklerim, yapabileceklerimin sınırlarını da çizerek hareket ediyorum mutlaka. Ama çalışmalarımız devam ediyor. Mercader ekseninde de Mersin'in övünerek söylüyoruz. Yani biz işte Çaltık Ozgur gibi bir turizm destinasyonu kazandırdık Mersin'e. Bir resimle başlayan bir hikaye. Geçen yıl pandemi ortasında kimsenin duymadığı o küçücük köyün muhteşem işte bahçelerini, tarlalarını hızlı bir şekilde bir ziyaret noktasına döndürdük ve bugün sadece geçen yıl 10 bin kişinin ziyaret ettiği bir Lavanta destinasyonuna dönüştü. Bu yıl bu sayının belki de 10 katına çıkmasını umut ediyoruz. Çünkü çok avantajlı bir noktada. 2014 yılında değerli hocam Türkiye'de turizm gelirinin çok önemli mevcut bütçe içerisinde yer aldığını, yeterli olmadığını, 35 milyar dolar olduğunu yıllık, yan sanayileriyle beraber en az 30 milyar dolarlık bir gelir elde edildiğini, ekonomik hareket getirdiğini, Mersin'in ve Türkiye'nin bana göre değerlerinden hepimizin bildiği sevgili Ali Murat Merceç. Bir birlikteliğimizde iki şehri kıyasladım. Bu kıyaslamak anlamında farklı olarak yorumlanmamasını da isteyerek bu soruyu sormak istiyorum. Antalya değeri tartışılmaz. Tartışmak için de söylemiyorum bunu. Antalya'yı hiç bilmeyen bir kişiyi ne kadar zamanda turizm noktalarını gezdirirsiniz? 2 gün dedi. En fazla.
Mersin dedim, bir hafta yetmez dedi. Evet. Siz hem televizyon programcılığı, hem gazeteciliğiniz ve kişilik olarak da bu konulara duyarlı kişilerden bir tanesisiniz. Buradan hareketle Mersin'in değerleri ve Mersin'in marka değerlerini esas aldığımıza göre, Mersin'i sevenler olarak nereleri hareketlendirip neler yapabiliriz? Önce kendimizden. Sonra sevgili hocamız üniversite çapında, sivil toplum örgütler çapında, odalar, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası gibi odalar, İçer Sanat Kulübü gibi değerler ve turizm firmaları, hı-hı, ve kamu kurumları olarak neler yapılabilmelidir, yapılabilir, neler yapıldı, nelerin yapılmasını istersiniz? Evet, çok teşekkürler Sayın Öngü. Tabii biz, bizden önce de bu konularda çabalar gösteriliyordu ama biz Kemal Hocam'ın liderliğinde bir avuç gönüllü arkadaşla bir dernek kurma niyetine evrildik ve dernek kurduk. Ondan öncesi yine sağ olsun beni yalnız bırakmadı. Biliyorsunuz sizinle de konuştum. Erdemli Limonata Festivali yaptık. Bu hiç burada mütevazı olmayacağım. Benim çalışmalarım, bazı arkadaşlarımızın katkılarıyla Sayın Başkan'a gittik, dedik ki burası Türkiye'nin ürettiği limonun %65'ini üretiyor. Biz Sorrento gibi neden olmayalım? Biz İtalya, Sorrento, Napoli gibi neden olmayalım diyerek oradan başlayan bir kıvılcım Sayın Öngü. Ve o kıvılcımın baktık ki devam etmesi gerekiyor. Ve bu kentte o kadar saatlerce sizinle sohbet ettiğimizi ben biliyorum ama saatlerce de İçer TV'den, San TV'den bunları anlatabiliriz. 85+550 formülasyonumuz var bizim. Bütün üyelerimizin, yönetimin içselleştirdiği ve gerçekten benimsediği bir formülasyon. Coğrafi işaret anlamında Sayın Öngü, 14'e yakın coğrafi işaret almışız. Bir an önce saydığınız Erdemli muzu da dahil olmak üzere en son alınan coğrafi işarettir. Tantunisinden Cezaryesine kadar. Yani şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu kentte müthiş bir potansiyel var. Bu potansiyeli işte biraz önce sevgili Merzici de söylemiş. Bir hafta yetmez anlatmaya. Ama yine hocamın vizyonundan hareketle yönetimde bunu konuştuk. Ve buradan haykırmak istiyorum tırnak içerisinde. Ayatekle'ye gittik, Silifke'ye gittik İbrahim abi. Sağlık turizmi açısından Ayatekla'nın bir hemşire olduğunu ve Hristiyan aleminin tıpkı St. Paul gibi, hani dediniz ya hangi destinasyonlar gündeme gelebilir? İşte biz hemen buradan bütün yetkilileri, Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanları, o bölgenin belediye başkanları da dahil olmak üzere biz proje yapıyoruz ve sunuyoruz. Onlar yapar yapmaz ama biz bunları teklif ediyoruz, öneriyoruz, gündeme getiriyoruz. Gazeteci sıfatımızı da yapıyoruz. İşte 5 yıl dekanlık yapmış Kemal Hocam, ona ayrı bir parantez açtım. Genel kurulda da söyledim, yine söylüyorum. Bir Mersin sevdalısı, bu kentte okumuş, üniversiteyi bu kentte bitirmiş ve tırnak içerisinde Mersin'i seven, sürekli proje üreten bir başkanımız. Ve hani suçlama dediniz, ben o anlamda değil ama gerçekten bu kente çok katkı sunan, fikirler sunan bir akademisyen, bir bilim insanı. Üniversitede oturur, görevlerini yapar. Elbette eğitim anlamında öğrencilerini eğitir ama hayır, öyle yapmadı. Beni kırmadı sağ olsun ve ben teklif ettim. Başkanımız olursanız çok güzel ileri gideriz dedim. Çünkü ben gazetecilik anlamında, işte mesleği mali müşavir anlamında onun kadar bilimsel ve vizyoner yaklaşımları düşünemiyorum. Gerçekten böyle. Ayatekla'ya dönmek istiyorum İbrahim abi. Ayatekla bir kadın hemşire ve Hristiyanlar orada hacı olduklarını düşünüyorlar. Doğru değil mi hocam? Evet. Oraya 1 milyon turist dedi yayından önce. 1 milyon turist. Bunu sağlasınlar sayın yetkililerimiz. Sayın Lütfü Elvan dahil olmak üzere, Sayın Turizm Bakanı duyuyorsa onlara sesleniyoruz. Ayatekla'yı ön plana alsınlar. Sempol, Ayatekla'dan Sempol'e bir bisiklet, Büyükşehir Belediye Başkanımıza da buradan sesleniyorum. Bir bisiklet yarışması düzenlensin. Düzenlenmedi mi? Sayın Kocaman zamanında Anamur'dan başladı, Tarsus'a kadar gitti ve pek çok uluslararası festivaller düzenleniyor. Daha doğrusu bisiklet yarışmaları düzenleniyor. Pardon. Daha önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız, evet,
az evvel arka planda da belki görmüşsünüzdür. Evet. Mersin marka geç kenti kaldı olmayı diyor. İçin geç kaldı. Yani bu konuya tabii ki saygı duyuyorum ama ilk biliyorsunuz işte hocamla tanışmamızın evresidir o. Bir büyük otelde, 600 kişilik bir büyük otelde, Büyükeceli'dim hocam, evet, isim vermeyelim. O otelde marka ile ilgili bir toplantı yaptı ve 3 gün sürdü. Sayın Kocamaz buna mihmandarlık yaptı ve sevgili Feridun Gündüz sizde program yapıyor. Evet, onun da planda görüyoruz. Tabii, onun da katkılarıyla o toplantı yaptı ve orada enine boyuna hocalarla tartışıldı. Ben tekrar dönmek istiyorum çünkü gerçekten Ayatekla'dan Sempol'e, bakın biz fikir proje üretiyoruz ve sunuyoruz. Mersin'imiz kazansın. Burada bizim bir şeyimiz yok. Ben kendi ununu elemiş, eleğini asmış bir arkadaşınızım. Ve bu kenti seviyorum. Bu kent için bir şeyler yapıyorum. Bilim insanı üniversitede ders verir. Belli bir günü vardır. O günlerde gider. Öğretmenliğini, hocalığını yapar. Ama bilim insanı işte. Yani akademisyen kente katkı sunmak istiyor. Sadece Kemal Hocam değil, o bizim başkanımız olduğu için böyle söylüyorum. Mesut Sari uzman gibi, Murat Durukan gibi ve pek çok üniversitemizde katkı sunan akademisyenler var. Onların bu katkılarından feyiz almamız lazım. Onları dinlememiz lazım İbrahim abi. Ben buradan hareketle kurucu başkanımız oldu ve pek çok arkadaşımız bu konunun içerisinde çalışıyoruz. Biz elimizden geleni yapacağız. İbrahim abi, söyleyecek çok şey var. Biliyorum zaman da kısıtlı ama şunu söylemek istiyorum. Festivaller öcü değil. Festivallerin öcü olmadığını Kıbrıs bize ispat ediyor. Yanı başımızda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 45 sene önce siz Benton dediniz, Fransa dediniz. 45 sene önce Portakal Festivali düzenlenmiş İbrahim abi. 45 sene önce. Biz Narenciye Festivali yapalım, onu da yapalım. Ama bugün Adana Portakal Çiçeği Karnavalı gibi pek çok katkı sunmuş, kentin zenginleşmesini, hani zenginleşme diyoruz, katkı sunmuş karnavallar var. İki tane isim var orayın, işte bizim gibi belki çılgın. Bir tanesi Ayşe Arman'dır, bir tanesi de bir iş insanıdır. Bir özel Ali otomotiv, Ali İhsan. Ali Haydar Bozkurt. Ali Haydar Bozkurt. Biz de çılgınlarız, evet İbrahim abi. Biz de hayal kuruyoruz ve bu hayalimizi paylaşıyoruz. Burada yetkililerin, yöneticilerin, tüm Türkiye'deki sorumluların paylaşıyoruz. Ve Kıbrıs'tan bahsettim. Gerçekten çok önemli. Oteller doluyor İbrahim abi. Yani pandemiden dolayı sıkıntı var ama Kıbrıs'ta, güzel yurtta, isim de veriyorum. Gitsin araştırsınlar kim araştıracaksa. 250 bin turistin 15 gün içerisinde geldiği ifade ediyor İbrahim abi. Nüfusu o kadar. 300 bin nüfusu var Kıbrıs'ın. Dolayısıyla bu tür çeşitliliği arttırmamız lazım. Çok hale getirmemiz lazım. Biz bunun için yola çıktık. Bunun için elimizden ne geliyorsa, ne yapabilirsek yapıyoruz. Ama proje üretiyoruz. Tekrar söylüyorum. Siz isim vermemi istediğiniz. Ben diyorum ki Ayatekla'da başlayıp oradaki işte Ayatekla hemşiresinden hacı olduğunu düşünen Hristiyanların davetinden hareketle bir bisiklet yarışması olur, uluslararası olur ve St. Paul'de de biter. Orada da yine bir İsa'nın 12 havarisinden bir tanesi St. Paul'de de biter ve tüm dünya bu merkezleri tanımış olur İbrahim abi. Teşekkür ederim. Sevgili hocam, üniversite olarak, basın kuruluşları olarak, kamu kurum ve evet, kuruluşlarının da harekete geçirilmesi, başta yerel belediyeler tabii olmak üzere, Erkader'in öncülüğünde hep beraber. Bir program dahilinde değişik konu alıp zaman diliminde evet, biraz açarak, anlaşılır hale getirerek, sadece televizyon programları değil, başka birliktelikler de yaratarak, Zoom toplantıları halinde de genişleterek yapmamız konusunun Erkader ve bir akademisyen olarak sevgili hocam nasıl dururuz? Kentimizin zenginleşmesi ile ilgili ve zenginliklerinin açığa çıkarılması ile ilgili size tüm yetkiler verilmiş olsaydı, tüm yetkiler sizde, ne yapardınız? Tabii programa başlamadan önce Barcelona örneğini vermiştik hatırlarsanız. Yani Akdeniz'de birbirinin yüzüne bakan iki kent. Hani bazen açık havalarda Kıbrıs'ı görebiliyoruz biliyorsunuz yüksek noktalardan. Biraz daha yükselsek belki Barcelona'yı da göreceğiz. Çünkü direkt birbirinin yüzüne bakan iki kent. Bir tanesi
gelen turistin artık şehre yük olduğunu düşünen bir halka sahip. Daha fazla turist gelmesin diye yetkililere sürekli baskı yapıyor. Dünyada aşırı turizmin en çok dile getirildiği ve halkının artık turist istemezlik noktasına geldiği bir kent. Bir tarafta da bu kadar zenginliklere sahip ama yılda tamamıyla gelen turistlerin neredeyse %99'u 90 bin rakamından bahsetti ama elimizde gerçekten net rakamlar yok. Gelenlerin de %70-80'i evet. Mersin'deki iş insanlarıyla iş evet. yapmak için gelen iş insanları. Dolayısıyla, yani 100 bin bile değil hocam. Tabii yani dolayısıyla gerçek anlamda kıyı turizmi veya kültür turizminden faydalanmak için gelen turist sayısı belki 10 binlerde falandır Mersin'de. Ben bir ara onu da söyledim. Yani bir tarafta Antalya batımızda, üst tarafta Konya, Nevşehir, değil mi? Kapadokya bölgesi. Doğuda işte Adana festivallerle beraber inanılmaz bir atak başlattı. Biraz daha ilerisinde Antakya, işte UNESCO gastronomi şehri oldu. Gaziantep, Urfa falan. Böyle bütün etrafımız turizm bölgeleriyle çevrilmiş durumda. Mersin sanki lanetlenmiş turizm konusunda falan gibi böyle bir çarpıcı olsun diye, dikkat çeksin diye bir söylem geliştirmeye başladım. Ama şaşırtıcı gerçekten. Yani Ali Mersinci beyefendinin bahsettiği gibi evet. Mersin gerçekten bir haftada belki de gezilse bitmeyecek bir şehir ve hepsi de birbirinden değerli birçok zenginliğe sahip. Az önce işte Ayatekra'dan bahsettik, St. Paul'dan bahsettik. Ayatekra ziyaretimizde dile getirdiğimiz projeydi bu. Hı hı. Bir bisiklet turu şeyde yapılıyor. St. Peter için İzmir'de yapılıyor bu bisiklet turu. Bizde iki noktada birbirinden değerli, ikisinde de hacı olunabilen mucizeler gerçekleştirmiş sağlık konusunda Ayatekra. Öbür tarafta Hristiyanlığın kurumsallaşmasını sağlayan ve yeni ahitte 200 defa adı geçen St. Paul. Ve öngörünüz 1 milyon değil mi hocam? 1 milyon, 1 milyon yerli yabancı turist. İnanç turistinin bu şehre gelmemesi için hiçbir sebep yok. Ama yetkiler bende olsa ne olur? Doğru bir turizm stratejisiyle doğru noktalarda, doğru destinasyonlarda az önce vurguladığımız inanç ve kültür turistini buraya çekecek stratejiler geliştirilebilir. Yani şehrin tanıtım kaynaklarını deniz, kum, güneş gibi devlet tarafından altyapı çalışmaları bitirilmeden gerçekleşmeyecek bir turizm tanıtımı yerine örneğin bize Ayatekra'ya ve St. Paul'e ve Alahan Manastırı'na turist gönderecek şehirlere odaklanmak, orada tanıtım çalışmaları yapmak, oradaki turizm ajantalarıyla, yetkilileriyle işbirliği içerisine girmek. Bu çok zor bir strateji değil ve çok doğru bir strateji olur. Yani eğer hedefiniz kitle turisti ise reklamınızı gençlerin okuduğu dergilere yapmazsınız. Gidersiniz o zaman kilise dergileri var mesela, kilise bültenleri var, oraya reklam verirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Kaynaklarınızı oraya harcarsınız o zaman. Ve bu sayede o insanları buraya çekme şansınız olabilir. Şimdi baktığınız zaman bu konuda 2003'lerde Moskova'da, Rusya'da çalışmalar yapan arkadaşlarımız var Mersin'de. Uçak indirmişler. Ortodoks kilisesinden bir uçak dolusu hem rahip hem de turisti Mersin'e indirmiş bu arkadaşlarımız. Karşılıklı ziyaretlerde bulmuşlar. Rusya dahi bizim için çok önemli bir Ortodoks pazar. Ve bu turistlerin Mersin gibi bir bölgeye geldiği zaman yapabilecekleri çok yüksek harcamalar var. Yani bugün Türkiye'ye gelen turist ortalama $625 civarında para bırakırken kültür turistinin Kapadokya'yı, Antalya'yı bir kenara çıkartırsanız İstanbul'u pardon, Antalya'ya gelen kıyı turisti belki kişi başına $400 para bırakıyor. Ve ortalama 11 geceleme yapıyor orada. İnanç turisti dünyanın her yerinde en çok para harcayan turist profiline denk geliyor. Dolayısıyla Mersin'in değerlerini doğru pazarlara pazarlamak çok da güç değil. Elimde yetki olsa bugün yapacağım ilk iş
çok da zor olmayacak bir şekilde birkaç yıl içerisinde bu şehre birkaç yüz bin turist de başlayacak. Bu hareketin başlaması için çalışmalar oldu. Nereden biliyorsun diyeceksiniz. Bakın 2003, 2004, 2005 yıllar arasında Ticaret Odası'nın Mekik grubunda da ben çok aktif olarak çalıştım. 2005 yılında şehrimizin tanıtım materyallerini ben, Ali Doğan Bey, İbrahim Kırmızıer Bey ve Fevzi Boyraz Bey ile beraber bir komisyon halinde bir tanıtım komisyonu oluşturduk. Ve 7 üründen oluşan web sitemiz dahil, bakın 2005 yılında discovermersin.com'u hayata geçirdik biz bu arkadaşlarımızla beraber. Bugün Mersin, Visit Mersin, Discover Mersin, Holiday in Mersin diye internete İngilizce bir şey yazarsanız Mersin'le ilgili bir yabancı turist olarak karşınıza ne yazık ki böyle bir Mersin'i tanıtan ve 5 dilde yayın yapan bir siteydi o. Bugün Kültür Bakanlığı'nın bazı alt sayfaları çıkıyor veya Wikipedia'nın alt sayfaları çıkıyor ne yazık ki. Ve biz o dönemde İtalyan Katolik Kilisesi'nin rahibi Henry Leylek Bey'i davet ettik komisyonumuza. İnanç turizmiyle ilgili ne yapabiliriz dedik. Yani işte o zaman da yine en büyük konu Saint Paul'ün işte ibadete açılması vesaire falan. Ben dedi gelen talepleri karşılayamıyorum dedi. Yılda en fazla 10-15 turu ağırlayabiliyorum dedi. Bana yüzlerce gelmek isteyen tur başvuruyor ama ben reddediyorum bunları dedi. Yani oraya da gidiyoruz. Yani ne istersen. Altyapımız var mı Mersin'de hocam? Var tabii. Yani niye olmasın? Bugün Mersin'de. Kültür altyapımız. O anlamda değil. Otelcilik anlamında kalın öğrenildi. Çok hızlı bir şekilde çok daha iyi bir noktaya geliriz. Evet, çok hızlı bir şekilde. Evet. Yani bizim adaptasyon yeteneğimiz ve hızımız inanılmaz. Ve bugün şehir merkezindeki otellerimizin gerçekten bugün ben internete girip baktığım zaman TripAdvisor nokta gibi sitelere yani bu kadar uygun fiyatlara pazarlanmış olmalarına rağmen aldıkları değerlendirmeler gerçekten çok iyi. Yani ne yazık ki bugün işte İtalya'nın sıradan bir kasabasındaki 3 yıldızlı otele verdiğiniz fiyata buradaki 5 yıldızlı otellerde konaklıyorsunuz. Bu kadarlık bir gelirle sundukları hizmet, çıkardıkları kahvaltı, oda, verdikleri oda yatak kalitesi gerçekten azımsanmayacak noktalarda. Ve biraz gelir elde ettiklerini düşünün bu otellerin. Evet. Hem sayı olarak artacaklardır hem de hizmet kalitesi olarak çok hızlı bir şekilde çok iyi bir noktaya geleceklerdir. Ya ben şu anki çabalarını da takdir ediyorum. Gerçekten bu kadar zor şartlar altındaki mücadelelerini birçok otelci de zaten hep isyanlardadır. Nereden girdim bu işe diye. Gerçekten de garipler öyle girmişlerdir. Çıkamıyorlar otelcilikten. İnşallah bir an önce piyasa düzelir ve onlar da refaha ererler. Şehrimiz için de çok önemli bir istihdam kaynağı tabii bu otellerimiz. Sayı da artacaktır. Sayının artmasıyla beraber de, kapasitenin artmasıyla beraber de bu otellerimizin dışarıdan turist getirme kapasitesi de esasen artıyor. Bu da ilginç. Mersin zenginleşmeyi hak ediyor. Markalaşma Mersin'in en güçlü zenginleşme aracı. Biz marka değerlerini, Mersin'in marka değerlerini tanıtma derneği olarak bu hedefle yola çıktık. Mersin'in az önce Michelangelo'nun örneğinde olduğu gibi Mersin olmayan kısımlarını çıkartmaya çalışıyoruz. Ürünlerden, çekiciliklerden ve Mersin'e karınca katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kişi kendisiyle ilgili inandığı, hayal ettiği, güven ve özlemle beklediği her şeyi ama her şeyi gerçekleştirir. Hayal edebiliyorsak gerçekleştirebiliriz. Hayal gücünüzü yitirmişseniz asla kararlarınıza güvenmeyin. İyi akşamlar efendim.
arkası.